şeyi aldık Sayın abi. Yani içindeki yağı, yakıtı şeyi aldık. Oradan çekelim. Yüzdürme bir seviyedeyse yani onu çekebilirse, domatörle de çekeriz. Yüzemeyecek seviyedeyse, yüzemeyecek seviyedeyse artık kapatalım diyorsa kapatalım ama burada müdahale etmek çok zor mu lan? Yani değerli arkadaşlar, dün gece yarısından bu tarafa devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle sahildeki ilçelerimizde sıkıntılarımız var. Özellikle Abana'da evleri ve iş yerlerini dalgaların şiddetinden dolayı taşan sular bastı. İnebolu'da da bazı iş yerlerimizde yine sıkıntılar var. Limanlarımızda sıkıntılarımız var. Abana limanında mendirek çok ciddi hasar aldı. İnebolu limanında da zannediyorum aynı şekilde hasar var. Arkamızda gördüğünüz gemi Gürcistan'ın Poti limanının, Poti değil mi? Evet. Poti limanından üre yüklemiş. İnebolu limanımıza gelmiş. 4 gün önce yükünü tamamen boşaltmış. Burada hava şartları biraz düzeldikten sonra gitmeyi beklerken bu gece demirli bulunduğu ya da bağlı bulunduğu yerden fırtınanın etkisiyle sürüklenmeye başlamış. Buraya kadar liman çıkışına gelmiş ve burada işte gördüğünüz gibi kayalara, karaya oturmuş durumda. İçi boş, dediğimiz gibi yük yok. Fırtına dindikten sonra yüzdürülüp yüzdürülemeyeceği, herhangi bir hasar alıp almadığı tespit edilecek. Ona göre ilgili ekipler tarafından gerekli çalışma yapılacak. Şu an itibariyle müdahale imkanı bildiğiniz gibi bu durumda yok. Onu bekleyeceğiz. İçinde eğer yüzdürülemeyecek durumda ise şayet herhalde değil mi? Evet, efendim? Şu anda öyle gözüküyor. Evet, içindeki yakıtı, yağ vesairesi gene profesyonel ekipler tarafından onlar boşaltılacak. Yüzdürülebilir durumdaysa da romörkörlerle çekilip yüzdürülüp götürülecek. Bu böyle. Onun dışında ilçelerimizdeki bu su basmalarından kaynaklı hasarların tespiti için ekiplerimiz çalışacaklar bugün akşama kadar. Vatandaşlarımızın varsa mağduriyetleri, kayıpları, onların telafisi için elden gelen neyse onu hep beraber yapacağız. Limanlarımızdaki tabii meydana gelen hasarların giderilmesi ayrı bir mevzu. O daha biraz daha uzun sürecek bir prosedür. Onların da tespitleri yapılıp ilgili kurumlarımıza onları da bildireceğiz. Yollarımızda su taşmasından mütevellit kapanmalar var. Kapanan yerlerimiz var. Cide'de özellikle gece ciddi şey vardı. Yola taşma vardı. Yolun bir kısmı özellikle Bartın tarafına giden şeritte kopmalar, yıkılmalar var. O yüzden orada tek şeritten şu an itibariyle ulaşım sağlanıyor. Onları da gidermek için gene karayolları ekiplerimiz, özel idaremizin ekipleri, belediyelerimizin ekipleri hep birlikte çalışıyorlar. Sağ olsunlar. Çok şükür herhangi bir can kaybımız ya da yaralanmamız şu an itibariyle yok. Bundan sonra da olmamasını temenni ediyoruz tabii. Bütün ilçelerimize, ilimize geçmiş olsun diyoruz. Allah beterinden esirgesin diyoruz. Sahile yakın yerlerdeki kafe, restoran tarzı yerler veya işte balıkçı barınaklarının kulübeleri çok ciddi tabii hasar görmüş durumda gene. Dalgaların şiddetinden. Evet. Bir de mürettebatla ilgili burada bir kurtarma çalışması yürütüldü herhalde. Tabii onun için arkadaşlarımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. 11 mürettebatımız. İkisi Türk, 9'u yabancı uyruklu, 3'ü Hindistan, 6'sı Pakistan uyruklu zannediyorum mürettebatın. Tamamını 2 saatlik bir çalışmayla sağ salim, herhangi bir yaralanma, sıkıntı olmadan kurtardılar. İlçe kaymakamımız, belediye başkanımız, diğer ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz, belediyemiz, hepsine çok teşekkür ediyoruz. O bizim için son derece sevindirici bir şey oldu. Bir sıkıntı olmadan bunun tamamlanmış olması. Evet.